Mezo bileşikler kiralite merkezleri olan fakat akiral olan bileşiklerdir. Bu tanıma birazdan geri döneceğiz. Şimdilik bu çizime odaklanalım. Hedefimiz bu nokta yapısı için mümkün olan tüm stereoisomerleri çizmek. Önceki videolardan bu karbonun kiralite merkezi olduğunu biliyoruz. Bu da öyle. Burada 2 üzeri n sayıda stereoisomer olmasını bekleriz. n ise kiralite merkezlerinin sayısı. Burada iki kiralite merkezi olduğu için 2 üzeri 2 yani 4 stereoisomer olmalı. Bu olabilecek en büyük sayı. Yani yanına soru işareti koyacağız. 4 stereoisomer elde edebilir miyiz? Hadi gelin 4 olasılığı çizelim. Ekstereomerde her iki brom da düzlemde bize dönük olabilir. Bunu çizelim. İkinci olasılıkta iki brom düzlemde bizden uzaklaşabilir. Bunu da çizelim. Üçüncü olasılıkta ise bromlardan bir yukarıda, diğeri aşağıda olsun. Bunları da yerleştirelim. Dördüncüsü için ise ters çevirelim. Üstteki brom aşağıda, alttaki brom da yukarıda olsun. Hadi stereoizomerler arasındaki ilişkileri inceleyelim. Üçüncü ve dördüncü stereoizomer olasılıklarıyla başlayalım ve bu ikisini kıyaslayarak ilişkiyi çözmeye çalışalım. Solda üçüncü stereoizomer var. Bize dönük olan ve bizden uzaklaşan birer brom olduğunu görebiliriz. Sağ tarafta dördüncü stereoözemer var. Üst karbonda bizden uzaklaşan bir brom var ve burada bize dönük bir brom var. Bu iki stereoözemeri karşılaştıralım. Sağdakini döndürdüğümüzde birbirlerinin ayna görüntüleri olduklarını görüyoruz. Üst üste koymaya çalıştığımızda bir brom çiftinin hizalandığını, fakat diğer çiftin denk gelmediğini görüyoruz. Diğer brom çiftini hizalamaya çalıştığımızda ise ilk çift denk gelmiyor. O zaman bunlar birbirlerinin çakışmayan ayna görüntüleridir. Yani enantiomerdir. 3 ve 4 enantiomerler. Çizime bakarak bunları tahmin edebilirdik ki çünkü bu karbonda düzlemde bize dönük bir brom var. Burada diğer stereoizomerde ise bizden uzaklaşan bir brom var. Yani bu karbonda zıt konfigürasyon oluyor. Bu karbonda kesikli çizgiden kama şekline geçiyoruz. O zaman buradaki de zıt konfigürasyon. Tüm kriyite merkezlerinde zıt konfigürasyonlar olduğu için bunlar birbirlerinin enantiyomerleri olması gerekiyor. Peki 1 ve 2 arasındaki ilişki nedir? Öncelikle burada bir kama ve kesikli çizgi olduğu için yine burada da kama ile kesikli çizgi olduğu için bunların enantiyomer olduğunu düşünebilirsiniz. Her iki kralite merkezinde de ters konfigürasyon olmalı. Yani bunlar enantiyomerler olabilirler. Fakat videoya bakarak bunun doğru olup olmadığını teyit edelim. Soldaki bir numaralı çizimin modeli 2 brom düzlemde bize dönük. Sağdaki ise 2 numaralı çizimin modeli ve 2 brom da düzlemde bizden uzaklaşıyor. Sağdaki modeli döndürdüğümüzde birbirlerinin ayna görüntüleri olduklarını anlıyoruz. Fakat bunlar çakışan ayna görüntüleridir. Onları üst üste koyduğumda çakıştıklarını görebilirsiniz. O zaman bunlar aslında aynı molekülün iki modelidir. Bunlara mezo bileşik diyoruz. Yani kiralite merkezi olan fakat akiral olan bileşik ve ayna görüntüsü çakışıyor. 1 ve 2 aynı molekülü temsil eder. Bu bir mezo bileşiktir. Kiralite merkezi olan fakat akiral olan bir bileşik. Ayna görüntüsü kendisiyle çakışabilir. 4 stereoisomer elde edeceğimizi düşünmüştük fakat elimizde yalnızca 3 tane var. Bir çift enantiyomerimiz ve bir mezo bileşiğimiz var. Mezo bileşiği bulmak için videoda yaptığımız şey yapılabilir. Ayna görüntüsü vardı ve ayna görüntüsünü kendi üzerine koyabildik. Simetri düzlemine bakarak da mezo bileşiği bulabiliriz. Buraya bir hat çizelim. Bunu bir düzlem olarak düşünelim ve her iki taraftaki simetriye bakalım. Gördüğünüz gibi simetrik. Simetri düzlemini kesikli çizgiyle çizdim. Fakat görselleştirmesi zor. Yukarıda daha iyi bir görüntü var. Burada düzlemin molekülü ikiye böldüğünü görebilirsiniz. Sol tarafta bağlarımız var. Brom yukarı gidiyor ve hidrojen aşağı iniyor. Sağ taraf sol tarafla simetrik. Kısacası düzlemin iki tarafındaki simetriye bakmak lazım. Bir örnek daha yapalım. Sonuncusundan biraz daha zor. İki kiralite merkezimiz olduğunu biliyoruz. İşte şu iki kısım kiralite merkezi. 2 üzeri 2 yani 4 stereoizomer olmasını bekleriz. Yine buraya bir soru işareti koyalım. Çünkü 4 stereoizomer elde edip edemeyeceğimiz belli değil. Bu maksimum sayı. Aşağıda 4 olasılık var. Zamandan kazanmak için önceden hazırladım. 1 2 3 ve 4. Öncelikle 1 ve 2 arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Sol tarafta 1 numaralı stereoizomer var. Hidrojenleri metil gruplarından ve OH grubundan hariç tuttum. Böylece modellerimizi daha iyi görebiliriz. Burada karbon zincirimiz var ve her iki OH da bize dönük. 2 numaralı stereoizomerde ise karbon zincirimiz burası ve her iki OH da bizden uzaklaşıyor. Çizimde olduğu şekilde tutayım ve sağ taraftakini döndüreyim. Bunu yapınca birbirlerinin ayna görüntüleri olduklarını görüyoruz. Fakat birini diğerinin üzerine yerleştirmeye çalıştığımda şöyle döndüreyim. Çakışmadıklarını görebilirsiniz. Atomlar üst üste gelmiyor. Nasıl yaparsanız yapın fark etmez. Tekrar döndüreyim. Gördüğümüz gibi atomlar üst üste gelmiyor. O zaman bunlar birbirlerinin çakışmayan ayna görüntüleridir. Yani enantiyomerdirler. Simetri düzlemini de kontrol edebiliriz. Bunlardan birini alıp döndüreyim. Hidrojenler bizden uzaklaşıyor simetri düzlemine bakalım. Göremiyoruz. Bu mezobilişik değildir. 1 ve 2 enantiyomerdir. Birbirlerinin çakışmayan ayna görüntüleridir. Bunu tahmin edebilirdik. Çünkü buradaki kiralite merkezlerine baktığımızda burada bir OH bize dönük. Burada ise bizden uzaklaşıyor. Burada bir OH bize dönük, burada bir OH bizden uzaklaşıyor. İki kiralite merkezinde de zıt konfigürasyonlar mevcut. 3'e ve 4'e bakalım. Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Bu karbonda kama ile gösterilen OH ve burada da kesikli çizgi ile gösterilen OH olduğu için bunların enantiyomer olduklarını düşünebiliriz. Burada ise kesikli çizgili ile OH var ve buradaki ise kamanın ucunda. Fakat videoya bakalım ve modellerin yardımını alalım. Hatırlarsanız hidrojenleri metil gruplarına ve oksijenlere dahil etmiyoruz ki molekülü daha net bir şekilde görebilelim. Sol tarafta 3 numaralı çizimi modeli var. Karbon zincirimiz burada ve OH düzlemde bizden uzaklaşıyor. Burada ise bize dönük bir OH var. Sağ tarafta 4 numaralı çizimi modeli var. Karbon zincirimiz bu, OH düzlemde bize dönük ve yine başka bir OH bizden uzaklaşıyor. İki modeli tutalım ve kıyaslayalım. Birbirlerinin ayna görüntüsü olup olmadıklarına bakalım. Sağdakini alıp döndürelim ve soldakiyle yan yana tutalım. Birbirlerinin ayna görüntüsü olduklarını görebiliriz. Şimdi ise çakışıp çakışmadıklarını kontrol edelim. Bu şekilde başlangıç noktasına dönelim. Bakalım sağdaki ayna görüntüsü soldaki moleküle çakışıyor mu? Evet. Çakışıyor. Tüm atomlar üst üste geldi. Tüm hidrojenler, karbonlar ve oksijenler aynı yerde. Bu kiralite merkezleri olan fakat akiral olan bir bileşik. Yani ayna görüntüsü kendisiyle çakışır durumda. Yine bir simetri düzlemi bulmamız gerekir. Modellerden bir tanesini alalım hangisi olduğu fark etmez. Çünkü ikisi de aynı bileşiği temsil ediyor. Evet, döndürelim ve bir simetri düzlemi görebilelim. Simetri düzlemimiz burada. Bu bir mezo bileşik. O zaman 3 ve 4 aslında aynı bileşiği temsil ediyor. Yani burada bir mezo bileşik var. İkisi de aynı ve bir mezo bileşik var. Bağ yapılarına bakarak bu ikisinin aynı molekülü temsil ettiğini söylemek çok kolay değil. O yüzden modellere bakmak çok daha faydalı. Size de öneririm. 4 stereoizomer olabileceğini düşündük fakat aslında 3 tane var. Bir çift enantiyomer ve bir mezo bileşiğimiz var.